Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksindeki değişim Ağustos'ta bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve 12 aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı enflasyonları ayın 3'ü ve 4'ü arasında yayınlandı. Bu ay genelde enflasyon rakamları her ayın 3'ünde ve 4'ünde yayınlanıyor. Bu ay pazar gününe geldiği için ayın 4'ünden sonra açıklandı. Ağustos ayı enflasyon verisi 9,09 olarak belirlendi. Yıllık enflasyon oranı da 58,94 olarak belirlendi. Enflasyonda şu an baskılama süreci içerisinde aslında kemer sıkma politikası ile beraber iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. %25'e yakın enflasyona konut fiyatları. Konut fiyatlarında bu Ağustos verilerine göre daha düşük geldi. Yani %25'e yakın geldi diğerleri yaparken. Bu aslında şöyle, daha önceki olan talebin biraz daha yavaş yavaş artık düştüğünün bir göstergesi gibi. Bu da yaşanan maliyetlerden dolayı. Maliyetler yükseltince ister istemez alım gücüyle doğru orantı olduğu için talep yetersizliği meydana getirdi. Onun için de bu şekilde bir düşüş yaşandı konutta. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu. Bazı enflasyonda durduramadığımız kısımlar var. Bunlardan biri lokantacılık sektörü oldu. Lokantacılık ve otel sektörü sezonun da vermiş olduğu etkiyle %78 ve %80'lere dayanan bir oranla çıkış yaptı. Yani 58,94'ün üzerinde bir yükseliş sergiledi. Enflasyon rakamının üzerine çıktı ne yazık ki. Bunun tekrar devamında oteller geldi restoranlarla birlikte. Daha sonra ilaç ve sanayi sektörü bunun akabinde devamı geldi. Tekrar bununla birlikte otomotiv sektöründe bir hafif bir yukarı gidiş var 58,94'te. Enflasyonla ilgili baktığımızda kemer sıkma politikası ile beraber biz enflasyonun baskılanacağının düşüncesi içerisindeyiz. Geçen yıllardaki verilere göre eski çıkışlar yok. Artık duranlığa doğru hareket edeceğini, bu tek haneye ineceğini düşünüyoruz bu rakamların.